misafirler. 24 yıl önce bize ideali öğreten, hedefi gösteren, milli görüşü lideri Refah Partisi'nin genel başkanı Sayın Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ı huzurunda Türkiye'ye MSP'den
23 kişi, MHP'den 15 kişi, Yeniden Doğuş Partisi'nden 3 tane başkan, İDP'den 1 kişi, CHP'den 1 kişi, toplam 819 kardeşimiz aramızda. Hoş geldiler kardeşimizle, kardeşlerimizle hoş geldiniz diyor, bağrımıza basıyoruz. Kardeşlerimizi Sayın Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızın kendilerine rozetimizi takmaları üzerine kürsüye davet ediyoruz. Buyurun, isimlerini okuyorum. Aramıza itiraz eden bu kardeşlerimizin temsilcilerini huzurunuza davet ediyorum. Bir, Sami Kocaoğlu, emekli albay. İki, Kaya Polat, Anaklı İnşaat Mühendisi. Dört, Mehmet Sadır, EYP'den. Beş, Metin Levas, EYP'den. Altı, Mehmet Alp, SHP'den. Yedi, Tarık Çetin, SHP'den. 8 Tahir Yılmaz CHP'den. Genel Başkanım, değerli basın mensupları, değerli misafirler. Dikkat edin. Şu anda Refah Partimize itiraz eden, bağrımıza bastığımız kardeşlerimizi ilan ediyorum. Büyük Değişim Partisi Genel Merkez Kurucusu İnşaat Mühendisi Sayın Mehmet Semih Para Bey. Büyük Değişim Partisi İl Başkanı Yardımcısı Yayıncı İlahiyatçı Sayın Mahmut Bayar Bey. Büyük Değişim Partisi İl Muhasip Üyesi Vali Müşavir Sayın Mehmet Koca Bey. Büyük Değişim Partisi İl Yönetim Kurulu Üyesi İktisatçı Sayın Mümin Karaca Koyanlar. Ve sanayici Süper Topal Bey, eğitimci Mahmut Bekiroğlu Bey. Ve aramızda bulunan diğer kardeşlerimizi de burada huzurunuzda davet edeceğiz. Evet, aramızda bulunan ve aramıza gelmekle bizleri onore eden emekli yargı olan ve şu anda bir fabrikada müdürlük yapan Sayın Sami Kocaoğlu Bey. Buyurun efendim. Aramıza hoş geldiniz. Fahrettin Demirtaş Bey. Arap Eski Yıldırım İlçe Başkanı. Aramıza hoş geldiniz. Kardeşi yardım etsin.
ağaca sel olmuşuz biz. Yıllardır darbeleyen, dinleyen milletin derdine dil olmuşuz biz. Ve şimdi Milli Görüş'ün lideri Refah Partimizin Sayın Genel Başkanı Profesör Doktor Necmettin Erdoğan'ın huzurunda. Kardeşlerimizle bizi bir araya getirdi. İşte bunun için yürekten Cenab-ı Hakk'a şükürler ediyorum. Muhterem Bursalı kardeşlerim, burası Bursa'mızın en büyük salonu. Bu salonun içini dışını coşkulu, muazzam bir insan seni halinde doldurduğunu. Onun için sözlerine başlarken Refah Partimizin Bursa Belediye Başkan adaylarını halkımıza takdim etmek üzere tertip ettiğimiz bu güzel akşama koşup gelmenizden dolayı, bu coşkulu topluluğu meydana getirmenizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi arz ediyorum. Ve yine sözlerime başlarken salonumuzun büyük bir kısmını hanım kardeşlerimizin ve evlatlarımızın teşrif ettiklerini görüyorum. Biz uzun zamandan beri Refah Partimiz Bursa Hanımlar Komisyonu'nun nasıl bir gayretle çalıştığını yakinen takip ediyoruz. Kendilerini her zaman takdir ediyorum. Bugün de Bursa'yı ziyarete geldiğimiz zaman salonumuzun büyük bir kısmını koşup dolduran bütün hanım kardeşlerimizi ve evlatlarımızı ayrıca tebrik ediyorum bugüne kadarki başarılı çalışmalardan dolayı ve de gösterdikleri bu teveccüh ve alakadan dolayı teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Muhterem Bursalı kardeşlerim, bu mübarek Ramazan gecesinde Bursa'mızın bu muhteşem salonunda şu mahşeri insan kalabalığı halinde toplandık. Biraz evvel Refah Partimizin Bursa Belediye Başkan adayları başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere bir bir takdim edildiler. Tam 52 tane belediye başkanımız. Bu takdimler esnasında kardeşimiz kendileri için çok güzel sözler söyledi ama söyledikleri yeterli değil. Bunların hepsi ayrı ayrı birer pırlanta. Bunların hepsi ayrı ayrı birer Sultan Osman, Sultan Murat, Sultan Yıldırım'dır. Neden 52 biliyor musun? İstanbul'u 52 günde fethettik. Onun için 52 tane kumandan şimdi bu sayı. Şimdi Sultan Osman Bursa'yı yeniden fethediyor. İşte bu fethin kumandanları, hepsi ayrı ayrı birer pırlanta. 70 yılda ülkemizin ve Bursa'mızın yetiştirdiği en müstesna, en temiz, en üstün evlatlar. Bunlar inşallah
27 Mart'ta Bursa'yı teslim alacaklar ve ibadet aşkıyla çalışarak bu büyük Osmanlı payitahtının ilçeleri ve beldeleriyle beraber layık olduğu şerefli kalkınma hamlelerini yaparak bütün herkesin parmak ısıracağı büyük hizmetleri başaracaklar. İşte kendilerini bu iftiharla Bursalı kardeşlerimize takdim etmenin büyük saadeti içindeyiz. Elhamdülillah. Muhterem Bursalı kardeşlerim, böyle adaylarımızı size takdim etmek gibi en iftihar edilecek bir toplantı münasebetiyle huzurlarınıza geldi. Her şeyden evvel ülkemizi helikopterlerle dolaşıyor. Günde 4-5-6 tane vilayetimizi ziyaret ediyor. Bugün Bursa'ya helikopterle gelemedik. Hava mağlubiyetini gördünüz. Yollar buzlu. Ama buna rağmen Allah'a şükürler olsun biz Tekirdağ'dan yolumuza çıktık. Buzlara rağmen Çanakkale toplantımızı, arkadan buzlara rağmen Balıkesir toplantımızı yaptık. Ve şimdi çok şükür huzurlarınızdayız. İlk sorulacak sual, hocam ülkemizi bir uçtan bir uca helikopterlerle dolaşıyorsun, ne görür? Bize ne haber getirdin? Hemen cevabını arz edeyim. Zaten bildiğini müjdeyi getirdim. Çok sevinçliyim. Elhamdülillah. Nedir o? Refah Partisi iktidara geliyor. Bundan büyük müjde mi oldu? Bunu 60 milyon görüyor ve de özlemle bekliyor. İşte o güne kavuşuyor. Bak Allah'ın izniyle 27 Mart'ta Refah Partisi ezici bir çoğunlukla mahalli seçimleri kazanacak. İstanbul, Bursa, Kocaeli, Eskişehir, Konya, hatta ne gelirse say, binden fazla belediye başkanlıklarıyla Refah Partisi kazanacak inşallah. Bunun arkasından bugünkü bu eğreti taklitçi partiler o sandalyelerde oturamayacaklar. Hemen erken seçim yapılacak ve inşallah en geç Ekim 94'te Refah Partisi tek başına iktidara gelecek inşallah. Şimdi bu Osmanlı Payitahtı'nın bu güzel salonunda bu sözleri konuşmak ve dinlemek kolay şey. Ama bak hepinize şimdiden haber veriyorum. İnşallah Ekim'de Refah Partisi tek başına iktidara gelmesinin hemen arkasından televizyonda size bir ilk konuşma yapacağız. O konuşmayı bugünkü gibi sükunetle dinleyemeyeceğinizi ben şimdiden biliyorum ve hissediyorum. Neden mi? Bak o konuşmayı dinlerken hepiniz zangır 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 titriyeceksiniz. Neden? Çünkü Refah'ın iktidarı bunlara benzemez. Refah'ın iktidara gelmesine dağlar dayanamaz. Dağlar. O kadar büyük bir hadisedir. Bak daha 8 ay önceden ne depremler oluyor görmüyor musunuz? Görmüyor musunuz şu takipçilerin halini? Eyvah geliyor. Evet geliyor. Geliyor. İşte size getirdiğim büyük müjde bu. Bugün Allah'a şükürler olsun. 60 milyon insan şu üç tane gerçeği çok iyi biliyor. Birinci gerçek şu. Türkiye'de 12 tane parti yok. Yalnız 2 tane parti var. Hangi partilermiş bunlar? Birisi Hak Milli Gönül. Sultan Osman, Sultan Murat, Yıldırım Bayezid, Sultan Fatih, Sari, bütün bu kahramanların inancını temsil eden bu milleti kendi partisi. İşte bu parti var ve bununla da Refah Partisi. Peki öbür ikinci parti hangisi? Diğerleri.
Neden onlar ne bizim bir tek parti sayılıyor? Artık her şey apaçık ortada da onun için. Bak bu millet 8 sene Batı taklitçiliği niyetliği ANAP denen partiyi denedi. Ne gördü? Faiz, vergi, zam, işsizlik, geçim sıkıntısı, terör, gözyaşı, kan. Onun için 1989 senesinde mali seçimler yapılırken o millet bütün belediyelerden ANAP'ı kovaladı ve kovdu. Bir tek yerde, bir tek ilde seçim kazandı. Neresi o? Malatya. Neden? Hemşerilik dolayısıyla. Peki kazandılar da ne oldu? 6 ay evvel Malatya Belediye Başkanı da Refah Partili oldu. Türkiye'deki seçim kanunları hileli. Bugüne kadar hep Refah Partisi iktidara gelmesini geciktirmek için bir peynir gibi seçim kanunu deldiler, 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 delecek yer kalmadı. Ve de dış güçler Refah Partisi'nin iktidara gelirse artık Türkiye'yi sömüremeyin, uşak gibi kullanamayız diye korktukları için hep Türkiye'ye etki yapıyor. İşte bu yüzden 1991 seçimlerinde millet ANAP iktidardan uzaklaştırınca en büyük patlama Refah Partisi'nde olmuştu. Demokratik bir düzende Refah Partisi iktidara gelmesi icap ederdi. Buna rağmen söylediğim hileli seçim kanunları ve dış etkilerden dolayı DYP-SHP bu eğreti koalisyon kuruldu. Kuruldu da ne oldu? İşte 2,5 senede bunları bir kere daha gördük. Ne değişti Bursalı kardeşlerim? Aynı taraf, aynı ham. Bak şu Demirel, efendim bu çekiç güç işgal gücüdür. Hemen gitmendir diyordu. Telefon nöbetine oturunca. Ne demek bunun manası? Bunlar iktidar miktidar değil. Bush'un, Clinton'un telefon nöbetçileri. Biri gidiyor, biri gel. Telefon nöbetine oturunca çekiç güce selam durmaya başladı. Bak bu Demirel, ANAP mazotu 1500 liraya satarken bu mazotun 600 liraya satılması lazım diyordu. Sonra geldi ne oldu? Şimdi 6500 liraya çıkarttı. İşte milletimiz bütün bu gerçekleri 50 yıldan beri tekrar 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 yaşadı. Baktı ki bunlar arasında bir fark yok. Tiyatronun oyuncuları değişiyor, piyes değişmiyor. 50 yıllık tecrübemiz bunu gösteriyor. Onun için şimdi bak millet kararlı. 27 Mart'ta oyuncu değil, piyes değil, tiyatroda değil, dünya değişecek. Dünya! 50 yıl, 50 yıllık, 50 yıllık birikimi var milletin. Millet 50 yıldır bu fırsatı özlüyor. Elhamdülillah. İşte bütün bu gerçekleri gördüğü için bunların arasında hepsini tek parti sayıyor. Zaten şunların haline bakın. İşte İstanbul'daki, İzmir'deki adaylar. Ne bu? DYP'nin adayıymış. Kim bu? ANAP'tan kiralık. Bu ne? ANAP'ın adayıymış, DYP'den kiralık. Bir farkı yok ki. Aynı şey. Sabah ANAP'lı, öğleliğin DYP'li, akşam SHP'li. Bunlar bu. Bunlar bu. Ne dava var, ne inanç var, ne prensip var, ne gaye var. Onun için aralarında hiçbir fark yok. Bak bunların hepsinin temel karakteri önce bunlar bağımsız değil. Dışarıya bak. Dış güdümlü. Gavur aşık bunlar. Gavur. Hepsi batıya. Batıya aşık. Batı taklitçisi. Birinci temel vasıfları bu. Böyle olduğu için iş baştan geri gelmez. İMF'ye teslim oluyor. Ve bu faizci bozuk düzeni İMF'nin emirleriyle yürütüyor. Hepsi faizci. Hepsi tüketici. Bunların hepsi ortak pazar. Ne demek ortak pazarcı? Biz İslam alemini bırakıp ayrılacağız. Hristiyanlarla birleşecek. Avrupa devletleriyle tek devlet olacak. Kanunlarımızı gavurlar yapacak.
bizi onlar idare edecek, daha iyi olacak diyor. Hiç Sultan Fatih'in, Sultan Osman'ın, Sultan Murat'ın torunları bu zihniyetin arkasından gider mi Allah aşkına? Şu hale bak. Bunlar, biz madem ki onlarla beraber olacaktık, niye biz Çanakkale Harbi'ni yaptık? Niye İngiliz'i kovduk? Neden Yunan'ı buradan kovduk? Siz Yunan'ı gene buraya getirip, siz Yunan'la beraber olacak yeni senin. Bunlar İstiklal Harbi'ni yapan bizim milletimizin insanlarını değil, adeta ya karşımızdaki Yunan tarafının zihniyetini, İngiliz tarafının zihniyetini adeta temsil ediyor. Onun için hepsi kabuk yönetildir. Milletimizin özüyle, inancıyla kaynaşamadılar. Ve bundan dolayı da aralarında hiçbir fark yok. Biri gitti, öbürü geldi, hiçbir şey değişmedi. Muhterem kardeşlerim, bugün 60 milyon insanın bildiği bir ikinci gerçek daha var. Nedir o? İki tane parti var dedim ya, İşte Refah Partisi. Şimdi artık en büyük parti değil ya, tek parti, tek, elhamdülillah. Bak, size rakamla konuşayım. Öyle paraya verip yaptırılmış anketler değil. Seçimin ta kendisi. Türkiye'de en son yapılan seçim ne zaman yaptı? 1 Kasım 1992, 1,5 sene evvel 23 yerde, 2 milyon memleket evladının yaşadığı yerde 1 milyon insan sandığa gitti, oy verdi. Ne çıktı sandıktan? Bütün Türkiye'de Refah Partisi'nin oy oranı %25'ten fazla, 10 milyonluk İstanbul'da %28'den fazla, DYP %10'dur. Peki bir sene evvel 91'de neydi? DYP 27, Refah 17. Bir sene sonra ne oldu? Refah 28, DYP 14. İşte Türkiye'de Refah Partisi böyle bir hızla gelişti elhamdülillah. Ve de muhterem kardeşlerim, bu 1 Kasım'daki durum. Şimdi ne? Oho, derelerin altından çok su. Evet. Bu geçen 1,5 sene esasında bütün milletimiz Refah Bayrağı altında toplandı. Biraz önce ufak bir numunesini gördük. İşte diğer parti kardeşlerimiz bir Refah Partisi'ni takip ettiler. Zamanlar ölçülür. Yoksa bu merasim 2 saat sürer, bitmez. Bak, biz bu gezileri yaparken birkaç gün önce Çankırı'daydı. 10.000 kişi toplanmıştı. Oradan birisi kalabalığı yararak geliyor. Kim bu? Çankırı DSB İl Başkanı. Ne oluyor? Ben Refah Partisi'ne kaydolmak istiyorum diyor. Buyurun diyoruz, kaydedin. Buradan birisi kalabalığı yalıp geliyor. Nedir bu? MHP'nin ikinci başkanı. Oradan biri geliyor. Kim? DYP İl Encümen Üyesi. Oradan Sinop'a geçiyoruz. Boyabat'ın Ayancı'yı, bütün diğer parti başkanlarının hepsi Refah Partisi'ne, Sinop Spor Salonu'nda yaptığımız toplantıda hepsi kayıtlarını teker teker yaptırıyorlar. İşte ülkenin neresine gitsek, bütün vatan evlatlarının fel Refah Partisi'ne toplandığını görüyor. Toplanıyorlar ne oluyor? Bak, Refah Partisi şimdi kayıtlı üye adedi 3 milyona geliyor. Bu ne demek biliyor musunuz aziz Bursalı kardeşlerim? Bak, yalnız Aralık 92'de bir ayda Refah Partisi'ne kaydolan üye adedi 157 bin. Biz bunları kompütürlerle kaydediyoruz. Bir tanesi şaşmaz. Ne demek bir ayda 157 bin üye? Günde 5 bin. O ne demek? 1, 2, 3, 4, 5 diye say. Sen her rakam söyledince bir memleket evladı Refah Partisi'ne kayboluyor. Bak şimdi size bir şey söyleyeyim mi? Biz bugüne kadar 25 yıllık tecrübemiz var çok büyük. Hangi seçime ne kadar kayıtlı üyeyle gittiysek en az 6 bizde oy alıyor. Mesela 91, 800 bin kayıtlı üyeyle gittik, 5 milyona yakın oy alıyor. Şimdi Ekim 94'te
3 milyon kaliteyle gidiyoruz inşallah. Ne kadar alacağız? 15 milyon. Allah. Onun için bak geçen de arkadaşlarımıza takıldım. Dedim ki biz iktidar mazbatasını Yüksek Seçim Kurulu'ndan almayacağız ya. Noterden alalım. Neden? Noteri getireceğiz. İşte kompüter, işte kayıtlar. Say bakalım. 15 milyon. E gördün mü, seçmenin yarısı zaten EPAPAS'a kaydolmuş. Demokrasi olduğuna göre anahtarları getireceksiniz. İşte EPAPAS'ı böyle iktidar edecek inşallah. Bakın size bir şey söyleyeyim mi? Şu Bursa'mızın birçok ilçesinde demin belediye başkanlarımız takdim etti. Bu ilçelerin içinde öyleler var ki kayıtlı üyemiz bugün de seçimi aldığımızı gösteriyor. Onun için demin size aday diye takdim ettik ama bunlar belediye başkanlarının ta kendisi olacak. Zaten Bursa'mızda yapılan anketler ne gösteriyor? Muazzam bir patlamayı gösteriyor ve tabii Bursa'da da başta Büyükşehir Belediye Başkanı olmak üzere bak bütün aynen Konya gibi merkez ilçe belediye başkanlıklarını alacak. Burada ikinci Konya imparatorları oturuyor. Allah'a şükürler olsun. İşte gelinen nokta budur. Bakın hukukta bir kaide var. Aslın şehadeti en kuvvetli delil. Refah Partisi neden tek parti olma dönemine girdi? Onun için Refah Partisi'ne bakmayı nasıl diyor? Taklitçilerin şaşkınlıklarına bakın ki abi. Şunların aylardır haline bir bakın ders alın. Ayna gibi. Bunlar aylardır kapalı odalar içinde niye çırpınıp durdular? Acaba delimli seçim kanununda yeni delinecek bir delik yeri var. Uğraş. Efendim çift dereceli seçim yapalım. İkinci turda hepimiz birleşelim. Hesaplar tutmadı. Bunlar uzun uzun düşündüler. Niye hesap tutmuyor? Çünkü nasıl Rusya komünizm yok oldu? Allah'a şükür olsun Türkiye'de de solculuk yok oldu. Bunlar hepsini toplasan bugün üç parti değil. Hepsi bir tek partiye oy verse %20 tutmaz. Fosil oldular. Nesillerin munkarıcı oldu. Elhamdülillah. Onun için şimdi onlar iki belediye seçim yapsalardı ne olur? Birinci turda dört parti parası geçecek. İkinci tur geldiği zaman partetki solcular sehavede birleşti. Hepsi bir araya gelse %20 tutmuyor. E şimdi solcular birleşti. Geriye kalan %80 ne yapacak? Bakacak. Sehabeye şöyle bakacak. Sehabeye deyince akla ne gelir? İski gelir, yolsuzluk gelir. Öyleyse biz temiz yönetim istiyoruz diyecek. Peki temiz yönetim isteyen araba mı gidecek diye mi? Tabii Refah Partisi'ne gelecek. Öbür taraftan şöyle Sehabeye bir bakacak. Sehabenin 50 yıllık sicili ne? Laiklik adı altında İslam düşmanlığı yapar. E millet ise inanç hürriyeti istiyor. Ama mı gelmesin diyecek %80 gene Refah Partisi'nde toplanacak. Bunu gördüler, bunu hesapladılar. Daha Anap'ın içinde, değerlerin içerisinde o kadar çok Refah'a gelecek insan var ki sorma. Biz onları biliyoruz. %80 en aşağı Refah'ta çok kısa bir zamanda toplanacak Allah'ın izniyle. 2 derece yapsalardı bu hemen seçimde meydana gelecekti. Hesaplarlar vazgeçti. Peki bu tutmayınca ne oldu? Birçok vilayette efendim tek aday var. Şimdi Sivas ne olacakmış? Tek aday. DYP ile SHP müşterek tek aday koyuyor. Şu karikatüre bak. Şu DYP ile SHP ki 50 yıldır sözde bunlar birbirine zıt kardeşlerdi. Şimdi kucak kucak. Niye? Refah geliyor, başka çare yok. Birbirlerine sarılmış. Ama aday bile koyamıyor. Allah'a şükürler olsun. Bakınız muhterem arkadaşlarım.
Demin dedim ki hukukta bir kaide var. Hasmın şehadeti en kuvvetli delil. Sayın Çiller ne diyor? Diyor ki biz DHP olarak çözülür. Ama bizden çözülenler ANAP'a değil, Refah Partisi'ne gidiyor. Doğru söylüyor. Zaten ANAP'takiler de Refah Partisi'ne gidiyor. İkinci bir söz daha söylüyor. Diyor ki 27 Mart'tan sonra benim hükümetimin yerine bir sahabe DHP ANAP üçlü bir koalisyon kurulmanın planları hazırlanıyormuş duydu. Bu planı yapanlara sesleniyorum. Sakın böyle bir plan tatbik mevkiine koymaya kalkmayın. Bu Refah Partisi'ni daha da güçlendirir diyor. Bu sözü de doğru ve bunun içinde de şu mana var. Ne demek istiyor? Bak ANAP geldi 8 sene kan gözyaşı bir şey yapamadı. Biz ikimiz geldik biz de bir şey yapamadık. E üçümüz bir araya gelsek gene bir şey yapamayacağız baştan biliyor. Onun için Refah Partisi'nin işine yarar diyor. Doğru söylüyor çünkü üç çürük yumurtadan bir sağlam yumurta çıkmaz. Onun için üçü de bir araya gelseler hiçbir şey değişmez. İşte bundan dolayıdır ki artık üç manken oyunu da iflas et. Manifaturacılar. Konfeksiyonunu müşteriye beğendirmek için vitrine bir manken koyar. Ama biraz sonra müşteri o mankenden bıkar. Kaldırıp mankeni çöp kutusuna atman, vitrinden alır ambara koyar. Öbür ambardaki mankeni vitrine koyar. Sanki yeni bir şeymiş ki mankenler hep aynı. O usandırınca öbür, o usandırınca 50 yıl boyun oynadılar. Üç manken oyunu. Zaten boyun oynadıkları için Demirel 7 kere geldi, 8 kere gitti. Yoksa hiç mümkün mü? Bu oyunla bu millet 50 yıl aldatıldı. Fakat şimdi bu oyunla söndü bitti. Kimseyi aldatmalar mümkün değil. Devirleri bitmiştir elhamdülillah. Neden? Bunun nedenle uzun boylu konuşma lüzum var. Bak kendilerine sorarsan, efendim bu Refah Partisi, Milli Görüş, iktidara geldi mi çok İmam Hatip okulları açtı. Çok İmam Hatip okulu açtığı için Refah iktidara geliyor, biz çöküyoruz diyorlar. Şu şaşı kafaya. Ya evet, elhamdülillah biz İmam Hatip okullarını açtık. Evlatlarımız inançlı yetişsin, hesap günden, ahiret gününden korksun. Yolsuzluk yapan, rüşvet yiyen insan değil. Vatanı milletini seven, tertemiz evlat olsun, inançlı olan insan olsun. Bugünkü yeni nesil çok şükür böylece yetişti. Bir de taklitçiler, kendi kabahatinizi İmam Hatip okuluna nasıl atarsın? Şu halinizi görmüyor musun? Siz niye iflas ettiniz? Şu kendi halinize bir bakın. Gelin şuraya bir hesaplaşalım. Bak bu millet size tam 50 sene fırsat verdi. 50 sene. Sabırla bekledi. Ne yaptınız? Şu halinize bakın. Hala neyse gelip bu milletten o istiyorsunuz. Nasıl konuşuyorsunuz siz de birer taklitçiler? Bak Türkiye'yi nereye getirdi? Uzun boylu konuşma lüzum yok. İki tane rakam vereyim yeter. Nüfusumuz ne kadar? 60 milyon. Çalışma yaşında, gücünde insanımız ne kadar? 22 milyon. Peki bu 22 milyon iş bulmuş çalışıyor. Refah içerisinde mesut mu? Ne gezer? Ve taklitçiler siz 50 senedir ortaya çıktığınız zaman dinimizi bırakın, inancınızı bırakın, bizim peşimize düşün. Gelin yavruları taklit edelim. Daha iyi olacak. Sizi zengin edecek. Size dünyalık vereceğiz dediniz. Hani dünyalık be? Hani dünyalık? Bırak ahireti, dünyamızı da perişan ettiniz. Biraz taklitçiler. Bak, 22 milyon iş gücünün 11 milyonu işsiz. 11 milyon, 5 milyonu kampanyada çürüyor. 6 milyon da köyde. Amerika'da tarım üretiminin nüfusun %2'si yapıyor. Almanya'da %4'ü. Bizde nüfusun yarısı köyler. Aynı üretimi nüfusun %10'u ile yapsak en az 6 milyon insan köyde işsiz olarak oturuyor.
11 milyon Allah kimseyi işsiz bırakmasın Bursalı kardeşlerim. Genç bir insan çalışacak, iş bulamıyor. Evlatlarıyla sofraya oturuyor, onlara yiyecek getiremiyor. Bu ne büyük acıdır. Bakıyor çocuk, sırtına esnaf lazım, alamıyor. Şimdi Ramazan bayram geliyor, öbürüne ayakkabı alması lazım, alamıyor, yüreğe kan alıyor. İşte 11 milyon insana bu zulmü yapıyor bunlar. Bu zulmü. Peki çalışanların karnı tok. Ne desin? 11 milyon çalışanın yarısı, 5,5 milyon asgari ücret kadar ücret alır. İster memur, ister işçi, ister esnaf, ister köylü. Ne demek asgari ücret? Ayda 2,5 milyon bürüt. Ondan da vergi kesiyor. Kaldı 1,5 milyon. Bire insafsız. 3 çocuklu bir aile bugün senin bu 5 para etmez 1,5 milyon liranla nasıl geçinecek? Bak zeytin çıkmayın, kilosu 90 bin lira. Kuru fasulye 30 bin lira. Çocuğuna zeytin yediremez. Sıcak yemek yediremez. Ne yapacak? Yarım bardak çay, yarım simitle yaşama savaşı verecek. Kim? 5,5 milyon aile. Peki ya vakur emeklisi, ya işçi emeklisi 40 sene çalışmış, 700 bin lira alacak. Onu almak için de banka kapısında beklerken ölecek. İşte bunların insan haysiyeti bu. Ve taklitçiler, ne zalimsiniz siz be. Ne zalimsiniz. Şu hale bakın. Şu hale bakın. İşte 50 sene sonra biz getirdikleri hal bu. Şimdi genç bu kadın, o yarım simidi de alacağım, çayı da o küçük yavrun eline alacağım. Ne yapacağım? Yavruna faiz olarak ödeyeceğim. Çıkarttığı vergi kanunun manası da bu. Bak kendisi gazetelere ilan veriyor. Benim yaptığım iş ekonomik terördür. 60 milyonu eziyorum. Topladığım bütün vergiler faize gidiyor. Evet. Bunlar aynen bir işgal komiseri, bir İngiliz komiseri olsa bunun yaptığını yapamaz. Çünkü halk ayakları. Onun için gavur bunları taşeron olarak kullanıyor. Ama yaptıkları şey değişik değil. Aynı şey. 60 milyonu ezecek, gavura faiz ödeyecek. İşte bunların özü bu. Muhterem Bursalı kardeşlerim, 70 milyar dolar dış borç yaptı bunlar. 70 milyar dolar. Ne demek bu? Kim ödeyecek bu 70 milyarı? Sen ödeyeceksin Bursalı. Bunu şahs adına yapmıyor, devlet adına yapıyor, sana ödeyecek. 70 milyar dolar seni borçlandırıyor. Bunun manası ne demek? Şimdi bu borcu ödeyebilsen, dolar başına 18 bin lira vereceksin. Ödeyemiyorsun, bir sene senin sırtında bu borç duruyor. Peki sene sonunda ödemek istesen dolar başına ne vereceksin? Allah bilir. Türkiye'de ne ekonomi var, ne sahip var, ne yönetim var. Çuvalı patlattılar. Sene sonunda dolar 50 bin mi, 60, 80 mi, 100 bin mi kimse bilmiyor. Farz et ki 36 bin olsun iyimser bir tahmin. Ne demek bunun manası? Bu borç sırtımızda bir sene durduğu zaman dolar başına 18 bin liralık ilave yük koyuyor üzerimize. 70 milyar dolar, 18 bin lira ilave yük. Ne yapar hiç hesapladım? 1 katrilyon, 300 trilyon. Ne demek katrilyon? Bak şöyle koskocaman bir Katar düşün. Bütün vagonların tekerleri 0 0 0 0 0. Bir katrilyonun sıfırlarını yazsak elin yoldur. Yaz ama 15 tane sıfır var. 1000 kere, milyon kere milyon. Ne bu? Taklitçilerin senin sırtına koyduğu senelik yük. İşte, işte size zenginlik getirecek. Size dünyalık vereceğiz diye diye bu hançerleri sırtımıza sapladılar. Bu kadar mı? Bu borçların bir de yıllık faizi var. O ne yapıyor? 500 trilyon. Bütçenin açığı 400 trilyon.
Kitlerin para ihtiyacı 250 trilyon. Açık, açık, açık. Bir senelik ayakta durmak için para ihtiyaçları en az 2 katrilyon. Ne demek bunun manası? Bunlar battı, bitti. Bu iş böyle yürümez, yürümez. Gittikçe de artıyor. Türkiye'yi mahvettiler. Şunların hallerine bak. Onu getirin, bunu getir, onu getir, bunu. Bunlar ne be? İkide bir ekonomik paket. Ekonomik paket dediği de yeni dinamik. Midene koyup patlatacak. Efendim fedakarlık istiyorum. Kemersiz, kemersiz. Şeyini taktik. Gel bakayım buraya be. Ne zaman seni bu kemersiz namitindik ya? 50 seneden beri kemersiz, kemersiz, kemersiz. İnsaf ya. Hala acı reçete, hala kemer. Hadi reçeten de senin olsun, kemerin de senin olsun, imeben de senin olsun, gavurların da senin olsun. Çek git de. Yeter artık, yeter. 50 sene. Buyur artık taşınmaz. İşte bak, Ekim 94'te iktidara geliyorsunuz. Peki, siz bu borçları ne yapacaksınız? Bu fakir fukarayı nasıl doyuracaksınız? Bu işsizlere nasıl iş vereceksiniz? Şunu bir söyle de, bari içimiz ümitle dolsun, biraz ferahlayalım. Ki, biz mi bunu mu soruyorsunuz? Oho, biz başka, taklitçiler başka. Bunlar bunu yapamaz. İyidir. Nasıl yapacağız biz bunu? Bunların faizi düzenini kaldıracağız. Yerine adil düzeni kuracağız. Ne diyorlar şimdi? Efendim bu adil düzeni anlayamıyor. Anlayamazsınız tabii. Çünkü sizin tahsiliniz yetmez. Muhterem Bursalı kardeşlerim, bak şimdi onların da anlayacağı şekilde birkaç kelimeyle özetleyeyim. Bizim ömrümüzün yarısı konferansla geçiyor. Ama bunlar anlayamıyorlar. Öyleyse daha basit anlatmaya çalışacağım. Bak biz ne yapacağız? Şimdi siz ne yapıyorsunuz? Bütün 60 milyon insanı 5 tane mikropla veremediyorsunuz, gebertiyorsunuz. Nedir sizin ekonomimizin mikropları? Faiz, haksız vergi. Türkiye'de her şey faiz almak ediyor, faizle masa para yazılıyor, fiyatların içine giriyor. Şimdi sen buradan gittiğin zaman Bursa'da ekmek kaç para? 3 bin. Fırında 3 bin lira vereceksin, 300 gram ekmek alır. Bu 3 bin lirayı sana ödetirken bu zalimler, ekmek parası içinde 1000 lira faiz ödetiyor, 1000 lira da haksız vergi ödüyor. Sana ödetiyor. Çünkü faizler masrafa yazılıyor, fiyatların içine giriyor. Un fabrikası faize kurulmuş, gübre faize kurulmuş, kamyon faizle alınmış. Bütün bu faizler ekmek parasının içine giriyor. Tam 1000 lira. Ne satın alsan 1/3 faiz, her bütün fiyatların içi faizle dolmuş diye bu adamlar faizci de onun için. Öbür taraftan burada sen oturuyorsun, o orada darphaneyle halılar larıl para basıyor. Bizim meşhur sözümüzü bilirsiniz. Bu takipçilerin darphanede para basan makinaların takır takır sesi, vatandaşın cebindeki parayı kemiren farenin dişinin kızır kızır sesidir. Orada çalıştıkça senin cebindeki parayı çalıyor. Bir vatandaş 500 lira bassa kalpazan oluyor ve seni hapse koyuyor. Bir de taklitçiler, siz her hafta 5 trilyon basıp kalpazanlık yapıyorsunuz. Sizi kaç sene nereye koymalı?
Paranın değerini emniler düşürüyor. Bak nereye geldi? Nereye geldi? Paranın kıymeti yok. Kimse bu parayı taşıyor. Hemen maaşını alamaya mı dolara çevirmeye koşuyor. Para diye bir şey kalmadı. Şimdi ne diyor bunlar? 3-0 atalım. Atamıyor da bir türlü. Hadi at, atamıyor. Ne olacak biliyor musunuz? Bundan paradan 3-0 atalım deyinceye kadar millet 27 Mart'ta bu 3-0'ı çöp kutusuna atacak. Böylece mesele aynı olacak. Muhterem Bursalı kardeşlerim, bugünkü banka sistemi seni eziyor. Hırsı çalmasın diye parasını bankaya koyan adama bir senede faiz etmiş %80 mi? Ama şu gömleği yapan iş adamı gelip de kredi istediği zaman %160 faizle veriyor. Gömleği yapıyor, faizi ödüyor, masrafa yazıyor. Ben gömleği alırken o faizi ben ödüyorum. Bu faizler toplanıyor, gidiyor Amerika'daki Siyonist bankalara, İstanbul'daki şampanyacı holdinglere. Böylece fakir fukara eziliyor, bir avuç mutlu azınlık milletin sırtından kanını emiyor. İşte bunların düzeni bu. Refah Partisi bu 5 tane mikrobun 5'ini de kaldıracak. Faizler kalkacak. Bütün haksız vergiler kalkacak. Darphanede karşılıksız para basılmayacak. Paranın değeri dolardan sağlam olacak. Sağlam para olacak. Ve de banka sistemi değişecek. Kalkmayacak bankalar. Sen yine paranı vereceksin. Üretim yapacak projelere, ham madde verecek bankalar, üretime ortak olacak, kar payını alacak, sana daha çok tema getirecek. Bugünkü gibi faizden fakir fukarayı emerek değil, üretim bolluk getirip payını almak sözü, yani haram para değil sana helal para getirecek. İşte adil düzen bunu yapacak. Erbakan hocam yahu faiz kalkacak diyorsun. Faiz kalkar. Bu sual biri size sorarsa siz ona bir sual sorun. Ve mübarek sen hangi milletin evladısın yani? Biz Viyana'yı faizden mi fethettik? İstanbul'u faizden mi? Biz bir yıl adil düzenle yönetildik. Bu faiz 100 sene evvel batıdan frenk hastalığı gibi geldi, içimize sokuldu. Bizi sömürmek için Refah Partisi bugün bin yıl bu milleti dünyaya hakim kılan adil düzenin temel prensiplerini modern, çağdaş ekonomiye tatbik edecek ve böylece bütün Bursalı kardeşlerimizin sırtındaki Siyonist bankaların emme hortumunu, şampanyacı oyuncuların emme hortumunu söküp atacak, senin kanını emdirmeyecek. Böylece ferah kavuşacaksın. E hocam seni bu detini yapan yer var. Var ya, gel Konya'ya da gör. Bak İstanbul'da ekmek 4.000 lira, Konya'da 1.500 lira. Niye? E orada Refah Partili belediye var. Bak ben 2 gün evvel neredeydim? Konya'da. Ne yaptım? 2 saat vaktim vardı. 4 tane tesisin kordelası dikti. Ne tesisiymiş bunlar? Refah Partisi Selçuklu Belediye Başkanı 30 milyar liralık Selçuklu İş Sarayı'nı bitirdi. Kordelasını kesti. Ve de keserken dedim ki Refah Partisi geliyor diyenlere ders vermek için şu açılış merasimini fotoğrafını çekin, Ramazan bayramı tebrikli olarak bu kartı gönderin. Refah gelse ne olacak? Her mahalleye böyle bir iş sarayı dikecek. Ne olacak? Sonra ne yaptım? Sonra gittim Konya'nın Karatay'ı. Fakir Fukara Mahallesi. Oranın 2. ekmek fabrikasının kordelasını kesti. 1. ekmek fabrikasını kurduk. 1500 liraya ekmek sattık İstanbul'da 4000 lirayken ve de kar ettik. 1. fabrikanın karıyla 2. fabrikayı kurduk. Bunlar ne yapıyor?
Mesela şu Bursa Belediyesi trilyonlarla borç almış. Borç. Haklı zihniyet değil mi? Hükümet ne yaptıysa bu da aynı şeyi yapıyor. Aynı ekolün adamı. Kim ödeyecek bu borçları? Ancak Refah Partisi gelecek de temizleyecek. Bunlar borçtan çek başka şey bilmez. Bak ne anlatıyorum. Birinci fabrikanın karıyla ikinci fabrikayı açtık. 1500 lira ekmek yiyecek Konya'da. Sonra ne yaptık? 500 tane otopark çok tatlı. 500 otomobilin park edeceği Konya'nın çarşısının ortasına modern bir otoparkın kordelasını kestik. Sonra 110 milyar liralık Konga, yani Konya'daki Aygaz dolum tesislerinin kordelasını kestik. Niye Aygaz fabrikası kuruyor belediye? Konya'da gece konduda fakir fukaraya Aygaz'ı da %30 ucuz vermek için. İşte Refah Partisi'nin yaptığı bu. Biz konuşmuyoruz, yapıyoruz, yapıyoruz. Git gör, git gör. Sizi faizciler sizi. İstanbul'da ekmeği 6000 lira çıkartacaklardı. Refah Partili meclis üyeleri mani oldu. Peki hocam, işsiz Bursalı'ya ne yapacak? Bak, Bursa'da Tofaş, Bursa'da Renault, hepsi işçi çıkartıyor. Şu Bursa'mızda büyük köş var, korkunç bir işsizlik var. Demin söylediğim 11 milyon işsiz var. İşsizlere ne yapacak? Bak hiç uzatmadan adil düzen geldiği zaman o işsiz yavrumuza nasıl iş verecek anlatayım size. 18 yaşında Bursa'lı Hasan, şimdi kahvede oturuyor, günü kapkara. Neden? O yaşa gelmiş iş arıyor bulamıyor. Annesine babasına yük vermişsin ki içeceksin. Refah Kenceli oldu, kurtulacak. Gel buraya Hasan evladım diyecek. Ne vereceksin kendine iş vermek için? Kazma kürek. Artık zahmetli işlerini geçti. Teknik ilerledi, kazma kürektir. Ya pneumatik kompresi. Neymiş o? Havalı tabanca. Sen sadece düğmeye basacaksın, o kendisi çalışacak. Bu kadar basit. E ne yapacak bundan Hasan? Şu kayayı kır, şu kamyona koy. Her küresi başlanma sana 200 dolar. Erbakan hocam bu 2 dolar nereden bulup da verecek? Ben bulacak değilim. Cenab-ı Allah bu dolarları bizim dağlarımıza doldurmuş. O madenin küresi 1000 dolar ediyor. Bunlar gidiyor 1000 dolara madeni dışarıdan götürüyor. Hasan'ı kahvede boş oturtuyor. Bak Uludağ'da Wolfram. Wolfram ne demek? Altından da kıymetli, platinden de kıymetli. Ama çalıştıramayıp kapattılar. E bu senin dediğini bunlar niye yapmıyor? Bunlar bağımsız değil ki. İMF abisi bunlara izin vermez ki. Bunlar bunu yapamaz. Onun için hem de bağımsız olmak şart. Hem sonra benim söylediğimi yapmak için inançlı kadro ister. Bunlar Bursa'daki işsizlikle uğraşmaz. Yılbaşı gecesinde TRT çekimi Paris'te mi olsun? Viyana'da. Bundan uğraşır. Yılbaşı gecesi Çiller Hanım'a hangi dansöz şarkı söylesin? Bundan uğraşır. Bunlar işi bu. Onun için benim söylediğimi bunlar yapamaz. Onun için işsiz, 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 işsiz. Bir de halk niye bizi bırakıyor? Tabii bırakıyor. Çünkü siz halkı bıraktınız. Onun için halk da sizi bırakıyor. Bak, ben gene hikaye söylemiyorum. Bu dediklerimizi biz yapıyoruz. Nerede? Refah Parti belediyelerde. Bir tanesini misal vereyim. Doğan Bey beldesi. Doğan Bey, Konya 80 kilometre. Gidin bakın. Nüfusu 5000'di, 3000'e indi. Taklitçi belediyelerin elinde herkes İstanbul'a göç etmişti. Refah Partisi Belediye Başkanı geldi 4 sene. Ne yaptı biliyor musun? Önce muazzam milyarlık bir un fabrikası. Bütün civar köylerin buğdayını oynadı. Belediye düşen paydan bir büyük ekmek fabrikası. Ekmek çok ucuz satılıyor.
15 tane belden ekle arabalarla her gün buradan gidiyor. Ve büyük et mezbahanesi kurdu, İstanbul'un etini veriyor. Bir sucuk fabrikası kurdu, Ege'nin sucuğunu veriyor. Ayrıca kendisi battaniye sanayicisi olduğu için hayvanlar yünlemide bir battaniye fabrikası kurdu. Onu da Avrupa'ya ihraç etti. Kim bu? Refah Parti Belediye Başkanı Hasan Okumur. Heykeli dikilecek insan bir belde. Bir tane işsizi bırak, bütün göçetenler geri geldi. Şimdi Doğan Bey nüfusu 7000, 93 senesinde verdiği inşaat ruhsatı 287. Ne demek? 287 tane yeniden 3 katlı ev yapılıyor. Çünkü İstanbul'a göçenler şimdi Doğan Bey'e geri gidiyor. Neden? Refah Partili belediye geldi de onun için. Bak, hem biz ilk defa iktidara gelmiyoruz. 4 sene ortaklarda hükümette bulunduk, ne yaptık? Önce Büyük Kıbrıs Zaferi kazandı. Kıbrıs Zaferi milli görüşün zaferidir. Arkadan manevi kalkınma hamlesi yaptık. 350 İmam Hatip okulunu kurduk, 3000 Kur'an kursu, 10 tane yüksek İslam. Bu memlekete en büyük hizmetimizdir elhamdülillah. Sonra ne yaptık? Ağır sanayi hamlesi yaptık. Ne dedik ağır sanayi hamlesi? 15 milyar dolar harcayacağız, 1 milyon memleket evladı iş yeri harcayacağız, 200 tane milyarlık tesis kuracak. 2 senede bunları kurduk, 70 tanesi bitirip işletmedi. Bak Edirne'den geliyor, Edirne'de bir tane fabrika var. Nedir bu? Lala Paşa Çimento var. Kim kurdu? Biz kurduk. Kırklareli'den geliyor, Kırklareli'de 2 tane fabrika var. Bir ziraat makineleri, bir de yem fabrikası. Kim kurdu? Biz kurduk. Çerkezköy'den geliyorum. Çerkezköy'ün organize sanayi bölgesi kim kurdu? Biz kurduk. Bursa'nın organize sanayi bölgesini de ben kurdum. Ne anlatıyorum? Ne anlatıyorum size? Bak biz üreticiyiz. Üretici, bunlar tüketici. Bunlar gidiyor gavurdan borç alıyor. Aldığı borçla gavur malı satın alıyor. Çikolata buzu, viski, et, peynir, yağ, süt dozu. Her şey dışarıdan geliyor. 3 milyar dolarlık tarım ürünü ithal ediyor. Neden? Gavyon planı var. Yarın ambargo koyarsa biz bir ay dayanamayalım. Tarımda dışarıya bağlı olalım. İsrail'e yumuşak lokma hazırlıyor. Bunlar da onların uşağı. Onlar da emrederse bunlar da onu yapıyor. Onun için alınan borçlar gavur köylüsünü zengin etmeye gidiyor. Bizim köylümüz aç kalıyor. Muhterem Bursalı kardeşlerim, başımızdaki bela sadece işsizlik ve açlık değil. Bir de başımızda terör belası var. Bak, daha evvelki gün 5 tane yedek subayımız şehit oldu. Allah rahmet eylesin. 29 tanesi de yaralandı. Her gün 30 kişi ölüyor. Buna emir vermişler yazmayın diye. Yazılmayınca sanki terör kapatılmış oldu. 2 ay sonra yaz ayı geliyor. Allah vermesin baharda şimdi. Gene 30 kişi, gene 50 kişi. Bu terörün sebebi de bu taklitçilerdir. Bu taklitçiler bunu da önleyemezler. Hiç uzatmadan açıklayayım. Bu Çiller Hanım geldi. Sayın Erbakan, terör önlemek için bize tavsiyeniz nedir? Bak kendisine söylediğimi özetliyor. Ne soracağını bildiğim için 12 maddelik reçeteyi hazırlamıştık, önüne koyduk. Al bakalım. İşte terör böyle önlenir. Ama sen bunu önleyemezsin. Neden? Bak ne yazıyor bunun içinde? Terörü destekleyen çekiç güç geldiği yere gönderilecek. Sen yapamazsın çünkü sen Amerika'ya bağlısın. Altında ne yazıyor? Irak'a olan ambargo kaldırılacak. Sen kendi diyorsun ki o 20 milyar dolar zararımız var. 30 bin tane kamyon çürüyor. Bunlar Güneydoğu'da yaprak kıpırdamıyor, bir bakkaldan bir tane alışveriş oldu. Öyleyse kaldır ambargoyu. Kaldıramaz.
Ve ben bu reçetenin birinci maddesini hiç tatbik ederim. Nedir birinci madde? Terörü ortadan kaldırmak için temel şart, İslam kardeşlerini yeniden ihya edilmesidir. Sen bunu hiç yapamazsın. Ve bak kendisine aynen şunu söyledim. Biz 1000 yıl tek bir vücuttuk. Birbirimize vücutlarımızı siper ediyorduk. Şimdi ne oldu da bu hale geldik? Çünkü bire taklitçiler, bizim evladımız eskiden mektebe başlarken besmeleyle var. Siz geldiniz, bu besmeleyi kaldırdınız. Ne koydunuz yerine? Türk'üm, doğruyum, çalışkan. E sen böyle söylettirince, Kürt kökenli bir Müslüman evladı da ya öyle mi? Öyleyse ben de Kürt'üm, daha doğruyum, daha çalışkanım demeye başladı. İşte herkes birbirini böyle gördü. Bundan bunu önleyemez. Bunun önlenmesi ancak Refah Partisi ile mümkün. Nasıl işsizlik, ekonominin düzeye çıkması, milli görüş Refah Partisi adil düzenle mümkünse terörün önlenmesi de ancak Refah Partisi ile mümkün. İspat mı istiyor? Bak Güneydoğu'da yalnız Refah Partisi açık. Hiçbirinin partisi bile açılamıyor. Yalnız Refah Partisi bütün ileride adaylarını koydu. Şimdi inşallah seçim emniyeti oldu mu, Güneydoğu'da da bütün belediye başkanlıkları Refah Partisi kazanacak. İspatını mı istiyorsun? Bak 1 Kasım 92'de İstanbul'da, Bağcılar'da, Bahçelievler'de seçim oldu. Buranın yarısı Güneydoğulu kardeşim. Hepsi iktidarlı oylarını Refah Partisi'ne verdiler. Neden? 2 yaşındaki çocuğunun katledilmesinden en büyük acıyı kendisi çekiyor. O da barış istiyor. O da kardeşlik istiyor. O da huzur istiyor. Ve ben bunun ancak Müslüman kardeşliğiyle gerçekleşeceğine inanıyor. Bunu da ancak Refah Partisi'nin sağlayacağını biliyor. Muhterem Kursal kardeşler, başımızdaki bir diğer bela da dış politika belalardı. Bak bu taklitçiler yüzünden ne hale geldik? Bosna gitti. Azerbaycan gitti. Şimdi Kıbrıs gidiyor. Ne yaptı bunlar? Bosna'ya silah yardımı götüren Müslüman gemiyi çevirdi. NATO emrinde nöbet tutuyor. Getirdi Marmaris'e boşalttı. Ya oradan yana çalışıyor. Ermeni'ye buğday verdi, Ermeni'ye elektrik verdi, Azeriler hasta taşıyacak bir tane helikopter ver dedi, onu da verdi. Kıbrıs'ta ne yaptılar? Kıbrıs'ta seçim 96'da olacak. Burunlarını soktular. Amerika emir verdi. Seçimi 3 ay önceye getirdiler, 3 sene önceye. Taviz verecek bir hükümet kurdular, Kıbrıs'ı paramparça edip mahvettiler. Taviz vermeye hazırız diye ilan ettiler. Böyle olunca bu Troskali abileri öyle mi? 15 Şubat'tan itibaren başlayın salamı doğraymaya diyebilir. Ne demek salamı doğramak? Sucuk dilim dilim kesilerek yedi. Batı, Gar, Dünya Siyonisti, Yunan bizim bütün ülkemizi dilim dilim yemek istiyor. Önce Mar, sonra Güzel, sonra Magosa, sonra Girne. Sonra Kıbrıs'ın hepsi, sonra Trakya, sonra İstanbul, sonra Bursa, sonra Konya, sonra Erzurum, sonra ne bunlar? Bunlar Yunan'a verilecek. Nereden çıkartıyorum ben bunu, ezbere mi dur? Gazete okumuyor musun siz? Bak bu Patrik ne diyor? 100 milyon dolar vereceğim, Hristiyanlığın sesi televizyonunu kuracağım İstanbul'a, İstanbul Hristiyanlığın merkezi olur. Bundan sonra hainlerim için Ayasofya Camisi'ni bana vereceksiniz. Nereden buldu Patrik bu yüzü? Çünkü ANAP döneminde Lozan anlaşmalarını çiğnedi ANAP. Patrik haneyi tamir etti. Etrafındaki bir sürü arsaları, binaları onlara verdi. İstanbul'u düzeltiyorum diye surları cilaladı. Haliç'i düzeltiyorum diye Patrik haneyi yeşil saha yaptı. Bizans sarayını eliyle kurdu. Sen böyle yaparsan, o da Ayasofya'da ister, İstanbul'da ister, Bursa'yı da ister. Bak Avrupa Parlamentosu karar aldı 15 gün önce. Ne diyor? Patrik sadece bir dini reis değil,
devlet başkanıdır, Bizans kralıdır. İşte bu. Ben bunu şimdi neden Bursalı kardeşlerime anlatıyorum? Şu suali sormak için. Bütün bu felaketlerden nasıl kurtulacağız? Kim kurtaracak? Nasıl kurtulacağız? İşte bu sualin bir tek ilacı var. 27 Mart'ta oyumuzu Refah Partisi'ne vereceğiz. Ve de böylece bir taşla üç kuş vuracağız. Nedir bu üç tane kuş? Bir, Türkiye'yi bu felaketlerden kurtaracağım. Yeniden büyük Türkiye yapacağım. Lider ülke yapacağız inşallah. Onun için oyumuzu Refah Partisi'ne veriyoruz. İki, Türkiye Avrupa ortak pazarına gidip uşaklık yapmayacak. Ya Dünya İslam Birliği'nin öncüsü olacak. Yeni bir dünya kuracağız. Onun için oyumuzu Refah Partisi'ne veriyorum. İkinci yakalayacağımız kuş bu. Peki üçüncü kuş kim? İşte Erkuş. Gel bakalım buraya. Siz bunun soyadı niye kuş saklıyorsunuz? Rıdvan Erkuş. Kim bu? Bursa. Osmanlı payitahtının yeni büyükşehir belediye başkanı. İşte bunun için. Onun için oyumuzu Refah Partisi'ne vereceğiz. Zannettirmeyin lütfen. Tabii bütün belediye başkanlarımız da aynı şekilde. Bilerek, inanarak vereceğiz. Neden? Çünkü biz Bursa'yı seviyoruz. Çünkü biz Bursa'nın büyük manasını biliyoruz. Çünkü Bursa nasıl tarif ediliyor yüreğimiz yanarak görüyor. Bursa kurtulsun, bunun için vereceğim. Ne var Bursa'da? Daha ne olur? Burası koskocaman Osmanlı payitahtı. Görüyorsunuz şu Çelik Palası önünden geçen yoldan başka yerde yol yok. Her taraf çamur. Asfalt dediğin şeyler uydurma. Kanalizasyon diye bir şey yok. Bir yağmur yağdı mı yağmur suları sokakları kaplıyor. Bütün güzel ovalar tahrip ediyor. İmar durumu diye bir şey yok. Büyük bir göçmenin sahipsiz darmadağınık bir şehir. Eğer başka ülkeler görse bu belediye reislerini aslında kıtır kıtır keserler. Koskocaman bir Osmanlı ilk payitahtı bu hale getirilir. İşte Refah Partili belediye başkanıyla 50 yıldır bütün bu işlenen suçları, hataları düzelteceğiz. İlk Osmanlı payitahtını kendisine yaraşır, tahtına oturtacağız. Bunu istediğimiz için oyumuzu Refah Partisi'ne vereceğiz. Bursa zaten üniversiteyi Rıdvan Erkuş Bey yaptı. İşte eser ortada. Bursa'nın en büyük eseri, Bursa'nın yarısını bu inşa etti. Şimdi tamamını inşa edecek. Mesela bu kadar basit. Ve de Bursa büyük bir ilim merkezi, büyük bir tarihi merkez, eşsiz bir turizm, eşsiz tarım, sanayi, örnek bir şehir, büyük payitaht yeniden inşa olacak. Her şehire sahip olunacak, bütün dünya parmak ısıracak Bursa'ya yaraşan bu. Hocam bunları söylüyorsun ama bu söylediklerin para ister, para. Parayı nereden bulacaksınız? Biz bunlar gibi gidip 137 milyon bir defa da borç alıp yiyip mahvetmeyeceğiz. Belediyeyi borca sokmayacağız. Nereden bulacağız parayı? İlk Selçuklu payitahtı Konya'yı yeniden inşa ederken parayı nereden bulduysa, ilk Osmanlı payitahtını inşa ederken de parayı oradan bulacağım. Bak, para her şey için lazımdır ama paradan da mühim bir şey var. Nedir o? İman. İman. Bak, atasözü ne diyor? İman tek efendiyle süt çıkartır diyor. İnançlı insan geldi mi? Bitti. Her türlü imkan var. Yeter ki sen onu israfsız, rüşvetsiz kullan. Bak size bir şey söyleyeyim mi Muzal Kadar? Şimdi şu akşam
Kastamonu'da DYP Belediye Başkanı adayı. Bir kahvede halka konuşuyor. Konuşurken ne diyor biliyor musun? Arkadaşlar diyor, sözün özü. Ben Kastamonu'ya nasıl hizmeteceğim biliyor musun? Refah Partili Konya Belediye Başkanı nasıl hizmetediyse ben de öyle hizmeteceğim diyor. İşte Refah Partili Belediye böyle bir efsanedir. Her şeyi bir tarafa bırak. Japonya dünyanın en başarılı belediye başkanı seçiyor. Kimi seçiyor? Refah Partili Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Halil İbrahim Gül. Bir dahaki sefer kimi seçecek? Rıdvan Erkuy. Bir dahaki sefer de bunu seçecek Allah'ın izniyle. Eğer Halil Ürün Bey yerine bu yolsuzluk kralı Hakkıcı Belediye Başkanlarından birini seçseydi Japonya, 6 ay bu televizyonlar, bu basının bir kısmı kafamızda trompet çalardı. Ama Halil Ünlü Refah Partili seçiminde sesler kısıldı, küçük diller yırtıldı. Fakat mızrak çuvala sığmaz, güneş balçıkla sıvanmaz, ne yaparlarsa yapsınlar, güneş parlıyor. Bütün Türkiye'de parlıyor, bu refah güneşidir. Konya'da parlıyor, Refah Partili Konya Beli. Aynen böyle bir takım. Büyükşehir, üç tane merkez ilçe. Konya'da ne yaptıysa, Bursa'da daha fazlasını yapacağız inşallah. Refah Partisi gelir de, gelirler 10 misli değil, 50 misli artar. Masraflar 10 misli değil, 100 misli azalır. Nasıl oluyor da azalıyor, nasıl oluyor da artıyor hocam? Bak sözü uzatmayın, hemen vereyim canlı misal. İşte bizim İstanbul'da Bağcılar Belediye'miz 500 bin kişi yaşıyor Bursa gibi. Bu belediyenin vaktiyle taksiciler elindeyken Eylül 92'de geliri 390 milyon. Refah Partili Belediye geldi ne oldu? Eylül 93'te bir aylık gelir 20 milyar. Aralık 93'te bir aylık gelir 30 milyar. 390 nerede? 390 milyon 30 milyar nerede? 80 misli artmış. Ne oluyor da artıyor hocam? Bak yine uzatlanamayacak bir sene söyleyeyim. Orada bir çukur var. Bu çukur topraklarda olacak. Hakkıcı Belediye Başkanı müteahhitleri toplamış. Toprakları uzak mesafeye götürüp atacağınıza bu çukura atın. İstimal ettiğiniz mazot parasının bir kısmını belediye ödeyindir. 10 ayda ödenen parayı 35 milyon. Refah Partisi belediye gelince aynı çukurun topraktan belediyeye giren para 4,5 milyar. 135 milyon nasıl 4,5 milyar oluyor? Hakkıcı Belediye Başkanı oraya rüşvetçi bir memur koymuş. Para rüşveti adamın cebine giriyor, belediyeye gel. Refah gelince ahiretten korkan, hesap gününden korkan bir memur geliyor. Saçı bitmedik yetimin bir kuruşuna dokunulmuyor. İşte bunlar hikaye değil. Geliri 100 misli arttırıp bereketlendiren bütün bu manevi faktörler. Masraf da onda bir değil, yüzde bir azalır. Bak onun da bir tane misali vereyim. Kağıthane Belediye, o da yarım milyonluk bir belediye. 500 bin kişi yaşıyor takriben. Gelir gelmez bütün inşaat makinelerini kontrol. Orada 1 milyarlık bir ekskavatör arızalı. Niye yatıyor bu kadar toprak işimiz var deyince? Efendim arızalı. Nedir arızası? Hidrolik pompası bu. E gidin değiştir. Eski belediye rüşvetçi memuru gidiyor. 135 milyon lira istiyorlar diyor. Belediye başkanımız tecrübeli. Refah Partisi ilçe merkezden birini gönderiyor. Bir de bakıyor ki o parça 3,5 milyon liraymış. Buyur. Taklitçi belediye 135 milyona yaptığı işi Refah Partisi belediye 3,5 milyona yapıyor. İşte, işte büyük bir mesele. Bakın neden demin size gösterdiğimiz bu belediye başkanları Bursa'yı yeniden ikiye inşa edecek. Bunun tılsımını öğrenmek istiyor musun? Bir tek misal. Şu gördüğünüz insanlar, Refah Partisi Belediye Başkan adayları
3 yaşından beri sofradan düşen ufacık bir ekmek zerresini dahi besmele çekip ziyan olmasın diye alıp ağzına koyan bir terbiyeyle yetiştikleri için belediyenin bir tek zerresini dahi israf etmezler. İşte tatilçilerin anlamadıkları bu. Onlar bereket kelimesinin de manasını bilmezler. Şu kafaya bak. Gelmiş Bursa'nın ortasına, Bursa Avrupa şehridir. Bu ne tatlıcı zihniyet. Yazıklar olsun be. Yazıklar olsun. Sultanlar gitmiş bütün Avrupa'yı fethetti. Sultan Aziz gittiği zaman 10 tane Avrupa kralı geldi. Sultan Aziz'in ayağını vermiş, üzerini niye ayağını vermiyor? Çünkü Sultan Aziz'in ayağı abdestli, o gavur kralların ağızları hiç gibi öptürmüyor da onun için üzerini öpüyor. İşte bu sultanları yetiştiren Bursa'ya gelip Bursa Avrupa şehri demek ne büyük şaşkınlık, ne büyük yüz kat. Ne olacak? Allah'ın izniyle 28 Mart'ta, bak Başkan Bey de burada, 29'a bırakmayacağım. Önce bir kağıt asacak, sonra bu dikin taşı da ne diyecek? Bursa Osmanlı payitahtıdır. Onun için bu yalanı görüştürmek için oylarınızı bile okuyarak cevap vereceğiz. Uzun konuşma lazım yok. Bütün şu oturan kardeşlerimiz bir ayağa kalksınlar bakalım. Şöyler sevinin bir yalaya kaldık. Ne bu, ne yapıyoruz hocam? Dertlerden kurtulmanın ilacı hakkı acı kılmak için bütün gücüyle çalışmaktır. Her şeyin özetini yapıyor. Hakkı acı kılmak için bütün gücümüze çalışacağımıza söz vererek bu tarihi Bursa toplantımızı kapatıyoruz. Hazır olun ve de başlıyor. Milletimizin saadet ve selameti İslam Birliği için bütün gücümüzle çalışacağımıza söz veriyorum. 27 Mart bayramınız. (Gülüyor)